arabayla götürdüm. Ya sizinle beraberken bir de Mehmet diye başka biriyle beraber oluyor. Bak, İkinizi onu anlatayım. Ama acayip bir iddia. Baba bir özür dilerim. Evet. Şimdi ben geldim. Mehmet beni uyandırdı. Hı-hı. Benim Mehmet telefon ediyor. Necmettin, Lale, Deniz'e diyor ki. Peki abi, özür dilerim. Siz bu sevgilisinden, Sevil Hanım'ın Mehmet diye biriyle soy isimleri vermeyin, olur mu? Hukuk yani şu anda soy isimleri vermeyin. Peki adamın siz ismini vermeyin. Soy ismini vermeyin. Mehmet. Peki Mehmet'ten nasıl, sevgilisinden nasıl haberiniz oldu? Mehmet nasıl oldu? Bu Lale Bacı'yı soy ismini söylemeyeyim. Hı. Lale Bacı'nın evine gidiyor. Evet. Benim bildiğim hanımla, yani Sevil Hanım'la, evet, gidiyor. Orada resimleri var. Böyle eğilmiş. Buraya kadar açık. Mehmet buralara oturuyor. Lale Bacı'nın evine. Aha. Ondan sonra buralarını öpüyor. Buraları bir de onun boynunu öpüyor. Lavaboya gidiyor Sevil. Sevil Hanım lavaboya gidiyor. Evet. Lavaboya giderken Lale Bacı diyor, Mehmet. Ortak arkadaşınız Lale'nin evine gidiyorlar. Kankan. Ha. Diyor, bundan sonra bu kadın benim evime gelmez. Benim 11-12 yaşındaki kızım var. Aha. Bu kız şimdi ahlaksızlık yapıyor. Necmettin abiyle İmam Nikali evlidir. Mehmet diyor, ne? Ne diyorsun Lale diyor. Diyor, şok geçiriyor adam. O da 5 adına. O da... Lale Hanım o Sevil'in aslında. Lale işte, Mehmet'e anlatıyor. Sizle birlikte olduğunu Sevil, söylüyor. Sevil Hanım lavaboda. Ondan sonra diyor ki bu kadın bir daha benim evime gelemez. Evet. Şimdi bu lavaboda çıkarken Mehmet diyor ki, Sevil sen niye demiyorsun ben Necmettin Bulut'la evliyim. Hı-hı. Yani İmam Nikali. Alakası yok. O kim dedi? Alakası yok. Kadın hep alakası yok. Şimdi yanı çıkarsa onun lafı bu. Alakası yok öyle bir şey. Öyle bir şey olmaz. Kabul etmiyor sizle birlikte hiç olduğunu. Kabul ediyor. Hiç hepsi inkar ediyor. Şimdi Mehmet diyor ki tamam. Geliyor Mehmet 5 gün ben Kars'taydım. Kars'ta benim tarlalarım var. Peki bir şey söyleyeceğim Necmettin Beyciğim. Sizden 30 yaş küçük. He. Yani siz demediniz mi 30 yaş küçük benimle birlikte oluyorsa bu kadın benim, yani eğer dedikleriniz doğruysa beni yani param için seviyor diye düşünmediniz mi? Ben, bak bana dedi ki Necmettin sen bende yaşı ben dinlemiyorum, seni sevdim, bak orada yazıyor, diyor sen beni söylesen de kırsan da sevgim den ziyade saygım var, bak size gönderdim. Sevgiden ziyade saygım var. Onda saygım var. Şimdi onda, aslında şöyle söyleyeyim, yani önce o arabadaki video var ya bir tane. Bir bekleyin lütfen. Bir arabada sizin çektiğiniz bir video var Necmettin Bey. Gidiyorsunuz ve siz sürekli ona ilan aşk ediyorsunuz. Yani Sevil Hanım'a neler söylüyor neler. Bir ekranlara gelsin lütfen o video, arabadaki video. Ama ben video. Onu da unutuyorum. Ben hatırladım Mehmet'in sonunda nasıl. Dur ben geleceğim, ona geleceğim. Şu aranızdaki aşkı gösteren bir video var. O videoyu bir ekranlara getirelim lütfen. Her şeyle yakışıyor o. Güzelime bak. Seni seviyorum. Bugün de beni aldatmış. Tamam, bir sesini kapatalım şimdi. Sen benim son kaderimsin. Sen benim ölümü tüketirsin. Ben ömrünü yerim seni. Ömür tıkatacağım sana. Affedersin. Beni derken sonra affedersin. Senin üstüne gül kokmam dedi. Nasıl, iyi geldin mi? İyi geldim. Maşallahım var ya. Aymağım benim. Yolun sana dayanmaz. Nihat'a dayanmaz yok. Nihat da senin gibi sürüyor. Abimin oğlu. Canım benim. Sen bana dedin. Ben uykuda kalktın. Bana dedi ki ben. Uyuyamamışım. Bir daha uyumuş seni. Yakışıyor. Hanım sana yakışıyor araba. Hı? Çirkine ne yakışmaz? Güzelere ne yakışmaz? Bir söylesene. Desene Necum benim. Bir söylesene. Necum mu? Necum demiyorum. De Necum benim. Allah aşkına. Bir söyle bir buraya girsin. Ay bilmiyorum. Necum. Allah aşkına. Zamanı geliyor. Hadi Necum ben. Sağ ol. Sağ. Az ileri git, ileri doğru. Az orada sağ. Burada sağ dön.
Şimdi bu ne zaman çekildi? İlişkinizin kaçıncı ayıydı? Sonları mı? Bu 6. ay falan yani. Size Necom benim dedi mi hiç? Her zaman bana Necom diyordu. Siz ona ne diyordunuz? Canım diyordu. Canım? He. O kadar mı? O kadar aşıksınız. Sevişum diyordu. Ne diyordunuz? Sevişum. Sevişum. Siz bayağı kendinizi kaptırmışsınız. Ben çok kaptırmışım. O kadar aşık oldunuz yani. O kadar oldu. O yüzden fark etmediniz hiç. Bak ben fark etmedim. Sonra Mehmet bana anlattı. Bak ondan sonra biz tartıştık. Onu diyeyim, ben onu söyleyeyim. Şimdi Mehmet onu bıraktı. Hı hı. O anda. Gelmiş dükkanın önünde 5 gün ben karşıdaydım. Taralı. Geldi 5 gün beni beklemiş. Mehmet soy ismi söylemeyeyim. Hı hı. Demin dedin, özür dilerim. Evet. Beni beklemiş. O telefon etmiş. Lale lale demiş, Necmettin'in şeyini ver, telefonu. Vallahi demiş ben ver. Ya demiş onun soy ismi ne? Bulut. Benim soy ismi. Hı hı. O da internete giriyor. Mehmet Allah razı olsun. Benim bir yeğenimle görüşüyor. Size bir de ona geleceğiz de ben siz daha ilişkinizi tam anlamadım. Yani hı, siz gerçekten birbirinizi sevdiniz mi? İnan ki Allah sizi inandırsın. Didem Hanım, kadın geldi yani koruyucu şeyi hastanede çağırdı. Anlayabiliyor muyum? Anlatabiliyor muyum? Ha, yani hamile kalmamak için. Hamile kalmak için. Kalmak için, hamile kalmak için çaba bile sarf etti. İşte çaba sarf ediyor. 450 milyon, 650 milyon para verdim hastaneye. Evet. Kaynarca, üst kaynarca. Baş verdim. Ya dedi Necmeti, çok para verdin ya, günah. Ben de dedim hele bu kadın ekonomik değil mesela. Evet ben yemeye içmeye hayatta... Türkiye Cumhuriyeti Alemköy'e söyleyin. Hayatta ben... Yani siz o kadar çok aşıktınız ki o da sizi beraber çocuk yapacağız diye çocuk sizi yapacağız, inandırdı tabii. Yani. Dedi ne de ben de kız çocuğu istiyorum dedim. İnşallah dedim. Çocukları var mıymış peki sevgili Bir hanım? Oğlu var. Bir oğlu var. Oğlunun yanına ne demiş? Dilem Hanım, özür dilerim. Demiş ki ben Necmettin çocuğu aldatmış, kandırmış. Bak her psikolet alıyor. Mehmet diyor ki babam aldı. Ya yani şöyle Sevil Hanım 43 yaşında, evet, bir an korunuyor hamile kalmamak için. Nein. Ha, anla, ama sonrasında sizden hamile kalmak için korunmayı çıkartıyor. Benim, o kadar o da size aşık o yani. O kadar aşık oldu. Benim için ağladı. Ağladı. Dördüncü ayında benim yeğenim var Nihat. Dedin bak yenge şimdi biz mihir bu doğru konuşayım. Mihir kestik. Hı-hı. Bak dedi yenge. Sen bir zincir, hı hı, mesela o kadar o zaman parası diyelim ki 200 lira altın kestik, altın. Peki bir şey söyleyeceğim, siz, evet, bu kadar aşık olduğunuz bir kadının, işte bayağı da para vermişsiniz, işte 300 bin lira vermişsiniz, bir yarım altın, altı çeyrek altın, hı, eve mobilya almak için paralar vermişsiniz. Hı. Normalde aşıktık diyorsunuz, evet, deli gibi, o da, evet, aşıktı diyorsunuz. O da aşık, Allah vakit. Peki sonra dolandırıldığınızı ne zaman anladınız? İşte Mehmet Bey'le konuşunca mı anladınız? İşte ben onu geleceğim Didem Hanım. Ona sonra geliriz ama ben bir özetleyeyim çünkü. Ha, bir başka bir. O Mehmet beni uyandırdıktan sonra uyandım. Ondan sonra? Mehmet Allah razı olsun. Ondan sonra biz gitti evinde, hı hı, senedi yazdı. Senet yazdım. Ben... Size bir senet verdi. 11 bin euroluk bir senet verdi. Yani ama... Hem alıcı hem satıcı o. Ben de itimat ettim. Sahte. Ama bu arada senette sahte çıkmış. Evet. Şimdi ben Sevil Hanımcığım, ben sizin diğer görüntülerinizle bu arada sizi tanımıyorum etmiyorum ama tabii hangi bir iki tarafsızlık olmak adına az önceki videoyu da bu görüntüyü de diğer videoları da bütün görüntüleri de olduğu gibi Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmeye koyduk. Necmettin Bey diyor ki Digor'la Necmettin Bey, evet, Almanya'da yaşıyor, burada da yaşıyor falan, varlıklı bir beyefendi. Emekli. Sonra 70 yaşında çocuk sahibi olmaya karar vermiş. Hem duygularımla oynadı hem de param gitti, beni dolandırdı, sevgilisinden öğrendim. Bir tane daha sevgili yapmış diyor. Evet. Ama Sevil Hanımcığım ben sizi de dinlemek istiyorum. Bir kadını hemen dolandırıcı demek çok haksızlık olur. Ben bir Sevil Hanım'ı da dinlemek istiyorum. Evet. Siz bir Sevil Hanım'a seslenir misiniz? Bir Sevil gel de konuşalım de. Hangi Sevil Hanım, heh, lütfen buyurun gelin konuşalım. Ben cumartesi günü sana dedim ki sen benim ağzımı açtırmadın. Rica ederim, sen de bir şey konuşalım, beraber konuşalım. Rica ettim, Alman adam da benim yanımdaydı. Öyle mi öyle değil mi? Ben senden rica ettim, sen beni tersledin. Ben ne diyecektim? Diyecektim, gel anlaşalım. Gel paralar isten benden ne kadar almışsa. Gel beraber yine yaşayalım. Ben seni seviyorum. Aa. Sen beni bu kadar hortumladın. Barışmak mı istiyorsunuz? Onu istiyordum. Cumartesi günü gittim. Ha. Dedim ama o paraları çağıracaksın.
eve sana yani eve harcayacağız, kendimize harcayacağız. Ne gerekirse diyecektim, vereceğim. Kabul ettin bu teklifi? O işte ben daha bırakmadım, ben konuşayım. Tamam Necmettin Beyciğim. Anladım, ben anladım. Ben onu diyecektim. Tamam, ben başka şey de söyleyecektim. İyilikçe. De. Yani Necmettin Beyciğim, seni ben dışarıda dinlendireyim çünkü biliyorum ama biz Sevil Hanım arkadaşlarım şu anda ulaşmak üzereler. Evet. Biz konuşacağız kendisiyle Necmettin tamam. Beyciğim. Beni bir dolandırmışsın son sözünü. Ama bir de kadını dinlemek lazım. Evet, bir de onu dinlemek lazım. Tabii. Bir sizi dışarı alalım, ondan sonra biz gerekeni yapacağız. Siz olacak. Merak etmeyin. Tamam. Öncelikle amacınız bir araya mı gelmek, barışmak mı? Ben önce diyorum barışmak. Ne yapalım bakalım, barışacak ama, mı? Barışmak istiyorum. Çocuk yapacak mısınız? Evet. Ben diyorum ki Allah rızası için ama... Ya ne istiyorsun bu yaşta? Anneciğim, çocuğun ben da var aşık ya. Olmuşum. Ben sevdim ablam, sevdim. Ya anladım da bir iki tane oğlum var ya. Onu bana hiç söyleme. O ayrı. Onun Allah sevgisi Allah. Ayrı anneciğim. Ben özledim ama... Benim amcam 40-70 yaşında çocuk sahibi olursa vallahi, ben de olurum diyorsun. Nevi amcam 70 yaşında 4 tane erkek çocuğum. Siz dinlendireyim Necmettin Beyciğim. Allah'a emanet olun. Elimden geleni yapacağım. Aslında Necmettin Bey gelecekti bize. Siz gidin gidin buyurun. Ben izleyicilerle konuşuyorum. Arkanızdan konuşuyor gibi oluyorum ama arkasından bir vazgeçti. Geldi gitti. Anladığım kadarıyla kendi aralarında bir pazarlıklar döndü. Bugün yayına işte yayına geldi. Enteresan şeyler oluyor. Sevil Hanım'la gerçekten bir aşk mı yaşadılar? Yoksa tamamen bu duygusal bir durumuydu bilmiyorum. Öğreneceğiz inşallah. Bakalım karşılıklı iddialar ne olacak. Şimdi...